Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım biliyorsunuz altın, dolar, gümüşle ilgili analizlerimizi yaptık. Beklentilerimiz doğrultusunda bütün yaptığımız analizlerimiz nokta atışlı devam etmekte. Bu videomuzda gene altın, gümüş, gram altın, altın os, dolar TL incelemesi yapacağız. Bizler için. E, hafta içerisinde kritik öneme sahip olacak rakamlar hangi seviyelerden geçmekte sizlerle birlikte bunu bulacağız. Evet videolarımız e, nokta atışlı devam etmekte arkadaşlar. E, bunun için sizlerden kanalıma bir like atmanızı bekliyorum. Ayrıca kanalımı başka mecralarda da paylaşırsanız kanalımızın büyümesinde bize çok faydanız e, olacak kesin. Hemen fazla uzatmadan analizimize geçelim. Gümüşle başlayalım arkadaşlar. Gümüş onsta daha sonra altın ve dolarla analizimize devam edelim. Gümüş onsta bizler için önemli bir kritik eşik olan 26.97 seviyesindeki destek yukarı yönlü kırıldı arkadaşlar. Bu beklentimiz doğrultusunda artık takip edeceğimiz önemli destek noktamız gümüş Gümüşün özellikle ons tarafında 26.97 yukarıda takip etmemiz gerekecek e, seviyemizde arkadaşlar 26.97 üzerinde kapanışlara devam edebilirsek Gümüşün ons tarafında e, yukarıda bizler için arkadaşlar e, 28.84 seviyesindeki kanal aralığı dikkatle takip etmemiz gerekecek önemli bir seviye olarak artık e, gündeme gelmiş oldu. O yüzden gümüşün ons tarafında olan arkadaşlar özellikle 26.97 kapanışlarını takipte kalsınlar. 26.97 üzerinde kapanışların devamı halinde 28.87 hedefine doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün. Aradaki e, dirençlerimiz 28.20 direncimiz gene mevcut arkadaşlar. Bu 28.20 direnci gümüşün aslında da gene takibinizde olsun. Fakat en önemli desteğimiz 26.97. Arkadaşlar, ee, olumsuzluk durumunda 26.97 altında kapanışlar görmeye başlarsak da o zaman gümüşte tekrardan bizler için 25.80 seviyesi önemli bir destek olacaktır. Fakat ee, ilk senaryomuz 26.97 üzerinde gümüşün ons tarafının kapatması ve hedefi olan 28.84 civarına doğru gümüşün onsunu taşıması yönünde olacak. Hemen gümüşün gramına da geçelim, vakit kaybetmeden. Gümüş gramda bizler için beklenti yerlerimiz gene orası da e, hedef nokta olarak çalışmasına devam ediyor arkadaşlar. Bizler için e, özellikle gümüşün gramında artık 6.33 seviyesi önemli bir destek oldu. 6.33 üzerinde biliyorsunuz beklentimiz olan Kanal aralığımız 6.54 kanal aralığımız dedik ve 6.54 direncine kadar gümüşün gramında hareketleri de gördük arkadaşlar. Bu yüzden 6.33 6.54 aralığımız kanalımız çok iyi şekilde çalışmış durumda. Şimdi gümüşün gramında arkadaşlar bizler için 6.54 çok önemli olacak. Özellikle gümüş gram takip eden arkadaşlar 6.54 seviyesine dikkat edecekler. Çünkü 6.54 üzerinde kapanışların gelmesi durumunda e, gümüşün bir üst bant olan yükseliş kanalı hareketi 6.89 seviyesine kadar gümüşün gramını taşıyabilir. O yüzden gümüşteki arkadaşlar 6.54 kapanışlarını takipte kalacaklar arkadaşlar. 6.54 üzerinde 6.89 e, seviyesinde bulunan kanalın üst bantı mevcut. Zaten 689 ilk etapta takip edeceğimiz kuvvetli direnç, 654 kuvvetli direncimiz. 689 üzerindeki hareketlerde de ana hedef bölgemiz 711 seviyesine doğru gümüşün gramında hareketler görebiliriz. Fakat ilk etapta dediğim gibi kanal aralıkları takibinizde olacak arkadaşlar. Gümüşün gramındaki arkadaşlar da bu hareketleri takipte kalsınlar. Ee, hemen altın tarafına da geçelim vakit kaybetmeden altında bakalım bizler için kritik yerler ne durumda sizlerle birlikte hemen bunları da görelim. Evet ons altında başlayalım. Evet ons altında altın tarafında özellikle biliyorsunuz arkadaşlar şuradan e, 1750 seviyesinden beri e, altın tarafında yükseliş beklediğimi sizlere bildirdim. Ve bu yükseliş beklentimde... E, bir son videomda da zaten belirttiğim gibi önemli 1943 direncine kadar e, bu hareket altın tarafında gerçekleşecektir diye de sizlere bir video çekmiştim. Ve bu videomuzda nokta atışlı ilerlemekte biliyorsunuz herkes e, bilip bilmeden yorumlar yapıyor. Hatta bugün biri tam da 1943 e, bizim verdiğimiz e, hedef seviyesinin altına yorum yazmış. Yorumda ne biliyor mu arkadaşlar? Ha gördün mü bak altın 1943 seviyesinde. Ya kardeşim bir videoyu doğru düzgün izlesene zaten 1943 seviyesindeki hedefi başkan 35 zaten o videonun e, ta içinde size vermiştik. Şimdi arkadaşlar e, bu adamları bu kişileri bırakalım biz hemen altın ons tarafına geçelim. Bakın altın ons tarafında şuradan verdiğimiz yükseliş hareketi altın ons tarafında noktasal olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu 1893 bizim için önemli bir destek arkadaşlar. Altının ons tarafında artık 1893 seviyesi bizler için önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. Ne dedik? Bu 1893 üzerinde kuvvetli direnç gösterecek yer 1943 direnç seviyesi olacak. Burası bir kanal aralığı. 1893 altında bir kapanış olmadığı müddetçe arkadaşlar e, yukarıda 1943 ana kanal bandımız. E, altının onsu bu şekilde giderse zaten arkadaşlar bu 1943 seviyesinden günü kapatabilir. Hatta üstünden bile kapatabilir. E, bu 1943 seviyesi üzerinde altının onsunda da yukarı yönlü hareketler görebilirsek arkadaşlar bakın 1943 Özellikle altının onsundaki arkadaşlar için söylüyorum. 1943 kuvvetli bir dirençtir. Fakat aşılması durumunda altın 2000 dolar verdiğimiz ana hedef noktasına doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir. O yüzden altındaki arkadaşlar 1943 direncinde dikkatli olsunlar. Aşağıda da 1893 direnci artık kırılmadığı müddetçe altında 2000 dolarlar seviyesine doğru yönümüz yukarı olabilir. Tabi bunun için şartımız ne arkadaşlar? Dediğim gibi 1943 takibimizde olacak. Ee, olumsuzluk durumunda 1893 altına sarkmalar 1862 seviyesini getirir. Ve 1862 e, bizim stop loss uygulayacağımız bölgedir. 1862 kırılmadığı müddetçe de altının 10'sunda 2000 dolar hedefi yakından takibimizde kalacak önemli bir seviye olarak gözükmekte şimdi gram altın tarafına da hemen geçelim gram altında vakit kaybetmeden bizler için gram altında özellikle belirteyim 455 destek noktası arkadaşlar bizim için çok önemliydi e, direnç noktası bizim için çok önemliydi Hatta 440'tan 478 hedefli e, gram altında çalışmalarımız vardı şu an itibariyle baktığımız zaman 442 desteği'nin gram altında, özellikle çok güzel çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Şuradaki 442 desteği'miz çalıştı ve buralardan bizi takip eden arkadaşlar 456 direnci önemli demiştik ve bu 450 direnci üzerinde şu an itibariyle altının gram tarafında da hareketler görüyoruz arkadaşlar. Bizim 456 üzerinde kalışlarımız arkadaşlar gram altında özellikle şu 456 üzerinde kapanışları yakalayabilirsek gram altın tarafında ana hedef bölgemiz 478 dolar olarak gram altında dikkatle takip etmemiz gereken önemli bir seviye olarak takibimizde kalacak. Zaten yapmış olduğumuz çalışmada noktasal çalışmakta ve hareketlerini devam ettirmekte Yarın 6 Ocak biliyorsunuz arkadaşlar e, Senato'da bir oylama olacak. E, bu oylamayla ilgili Trump'ın yapmış olduğu e, tweetler mevcut. Bu tweetlerde halkı Senato'nun Biden'a karşı e, oylamalarıyla ilgili o bölgede toplanmaları konusunda uyardı. Bu uyarıyı da halkın burada toplanması ve buradaki olaylar da. Altın tarafındaki arkadaşların yakından takipte olması gereken e, önemli bir haber arkadaşlar. Buradan gelebilecek haberler de altında yukarı yönlü e, önemli ataklar da geliştirebilir. O yüzden altındaki arkadaşlar çok dikkatli olsunlar arkadaşlar. Evet, altında gene 455 gram altında üzerindeki beklentimiz 478 ana hedef noktası olarak e, bakalım e, tutunabilecek mi 455'li seviyelerde. Hemen Dolar TL kuruna geçelim. Dolar TL kurunda biliyorsunuz e, şuradaki takip ettiğimiz trend çizgisi ve kimsenin e, size veremediği bu trend çizgisini biliyorsunuz e, ben sizlerle paylaştım. Ve 430 seviyesinden hatta 427'lere kadar bir sarkma yaşanabileceği e, fakat buradan tekrardan toplanıp 440 üzerinde. E, tutunması durumunda Dolar TL kurunda da yukarı yönlü hareketler e, sertleşebilir şeklinde videomuz mevcut. Dolar TL kurunda hala bizler için arkadaşlar aşağıdaki 7.27 seviyesi kırılmadığı müddetçe bakın şuradan geçen 7.27 destek bölgesi kırılmadığı müddetçe bizler e, Dolar TL kurunda özellikle arkadaşlar yukarıdaki 748 direncini takipte kalacağız. Şuradaki 748 direnci bizim takipimizde olması gereken önemli bir direnç şeklinde burada duracak arkadaşlar. Dolar TL kuru şuradaki 7 748 direncini de yukarı yönlü kırabilirse arkadaşlar bu 748 direnci dolar TL kurunda çok önemli olacak ve ben bunun kırılmasını bekliyorum bu 7.48 direncini yukarı yönlü kırabilirse o zaman bu alt banttan kurtuluruz. 7.27 alt bantından kurtuluruz ve 7.48 7.79 seviyesinde bulunan bir üst banta dolar tl kurunu taşırız arkadaşlar. O yüzden dolar tl kurundaki arkadaşlar 7.27 seviyesi Özellikle burada verdiğimiz e, tavsiyeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Fakat 7.27 seviyesi aşağıya kırılmadığı müddetçe arkadaşlar e, bizler dolar tl kurunda özellikle yukarıda e, bir ha, burada bir ara direncimiz de mevcut. 7.63 ara direnci. Şuraya yazalım onu da arkadaşlar. Bu da kuvvetli bir direnç olarak burada gözükmekte. 7.48 7.63 7.63 bir ara direnç bölgesi ve 763 üzerinde ana hedef bölgesi 779 seviyesine doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü atakları bizlere getirebilir. O yüzden 7.27 seviyesindeki ana destek bizim için çok önemli olacak arkadaşlar. Çünkü bu destek bizlere dolar tl kurunda 7.63 ilk direnç ve onun üzerinde 7.79 ikinci direnç seviyesinin kapısını açabilir. O yüzden Dolar-TL kurunda dikkatle takip etmemiz gerekecek seviyeler bu seviyelerde gözükmekte. Ben başkan 35 olarak alt destekler kırılmadığı müddetçe kendim bu seviyeleri takipte kalırdım arkadaşlar sizler için. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman şurada bir yukarı dönüş ve bir al sinyali oluştuğunu görüyoruz. Fakat daha tam net olarak 20 üzerlerine çıkamadığımız için arkadaşlar bu sinyalin Kuvvetli olabilmesi için mutlaka 7.48 üzerinde Dolar TL kurunda da bir kapanış yaşanması Şart gibi gözükmekte Bu kapanışı gördüğümüz vakit Dolar TL kurunda da yukarıda 7.79 7.80 seviyesine doğru Yukarı yönlü atakların Gelmesi muhtemel olacaktır Evet arkadaşlar bu videomuzda da sizlere teknik açıdan bilgilendirmeye çalıştık İnşallah bir faydası olmuştur Faydası olduğunu düşünüyorsanız Kanalıma bir beğen atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar da mutlaka kanalıma abone olmayı bekliyorum. Ayrıca videoların altına kö kötü yorum yapan troll arkadaşlara da sesleniyorum. Vallahi beni izleyin beni izlemezseniz sürekli zarar etmeye mahkumsunuz da diyorum.